integral alma teknikleri videolarına devam ediyoruz. Basit kesirlere ayırmayı anlatıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci durum. Birinci durumumuz paydanın tamamen lineer çarpanlarına ayrılmasıydı. Bu durumda ise paydanın bir tekrar eden lineer çarpana sahip olmasını inceleyeceğiz. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle px bölü qx gibi bir rasyonel fonksiyon bize veriliyor ve bu fonksiyonun integralini almamız isteniyor. Biz önce şuna bakıyoruz. Px'in derecesi Qx'ten büyük mü değil mi? Eğer büyükse yani Px Qx'ten daha büyük bir dereceye sahipse ilk önce polinom bölmesi yapıyoruz. Polinom bölmesi yaptıktan sonra Sx gibi bir kısım paydadan kurtuluyor. Normal iyi bir şey bu. Bu kurtulan kısmın integralini almak kolaydır. Bizi asıl ilgilendiren Rx bölü Qx gibi bir kısım kalıyor. Artık Rx'in derecesi Qx'ten küçük tabii ki. Sıradaki adımımız şu arkadaşlar. Paydanın çarpanlara ayrılması. Qx'i çarpanlarına ayırıyorum. Fakat bu durumda yani ikinci durumda ne var arkadaşlar? Lineer çarpanlardan birinin kuvveti birden büyük. Yani ax artı b'nin eninci kuvveti kadar bir tekrar var. En kere tekrar etmiş diyelim. İşte bu tekrar eden lineer çarpan varsa arkadaşlar basit kesirleri ayırma yöntemimiz nasıl oluyor? İşte burada yazdığım gibi oluyor. Rx bölü Qx'i şöyle yazıyoruz. 50. kuvvet olduğu için n defa a1 bölü ax artı b a2 bölü ax artı b'nin karesi nokta nokta a n bölü ax artı b üzeri n artı daha sonrasında lineer başka çarpanlar varsa onları hallediyoruz. Bu nokta noktalı kısım şu an bizi çok ilgilendirmiyor. Arkadaşlar örneğimize bakalım şimdi. 2x artı 1 bölü x kare çarpı x eksi 1'in küpü çarpı 2x artı 1 gibi bir rasyonel fonksiyon. Zaten paydanın, payın derecesi paydanın küçük olduğu için şu polinom bölmesi kısmını atlamışız. Buradan sonra ne yapıyoruz? Paydanın da çarpanlarına ayrılması kısmını halletmişiz. Ve tekrar eden çarpanlar olduğunu görüyoruz. x kare tekrar ediyor. Bir de yani x tekrar ediyor. Bir de x eksi 1 tekrar ediyor. Bunu nasıl hallediyoruz? x kare kaç defa tekrar etmiş? Yani x 2 kere. A1 bölü x artı A2 bölü x kare. x eksi 1'in küpü olduğu için B1 bölü x eksi 1 artı B2 bölü x eksi 1'in karesi artı B3 bölü x eksi 1'in küpü. Ve son olarak arkadaşlar 2x artı 1 bir lineer çarpan C bölü ne yapıyoruz? 2x artı 1 yapıyoruz. Evet şimdi örnek yapalım. Tekrar eden lineer çarpanı bulunan bir paydamız var. Neler yapacağımızı görelim. Arkadaşlar ilk gördüğümüzde hemen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Payın derecesi daha fazla. O yüzden polinom bölmesi yapmak durumundayım. Birlikte şu polinom bölmesini halledelim arkadaşlar. Başlıyorum. x üzeri 4 eksi 2x kare artı 4x artı 1'i böleceğiz. Nereye? x küp eksi x kare eksi x artı 1'e. Arkadaşlar belki daha önce polinom bölmesi gören olmuştur, görmeyen olmuştur diye güzelce anlatayım. Bakın şöyle yapıyoruz. İlk terim x üzeri 4'ü ilk terim x küpe bölüyoruz. x üzeri 4'ü x küpe böldüğün zaman x'tir. Sonra hepsiyle çarpıyoruz. x üzeri 4 bununla bunu çarptım. Eksi x küp eksi x kare artı x. Daha sonra çıkarma yapılıyor ama ben çıkarmayı sevmiyorum. Onun yerine işaretleri değiştirip topluyorum. Yani bunu eksi yapıyorum, bunu artı yapıyorum, bunu artı yapıyorum, bunu eksi yapıyorum ve toplayacağım. Toplayınca ne geliyor görelim arkadaşlar. Eksi x, 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 üzeri 4 ile eksi x, x üzeri 4 gittiler. Eksi 2x kare ile x kare. Önce x küpü yazayım. Eksi 2x kare ile x kare. Eksi x kare yaptı. Artı. 3x artı 1 görünüyor. Sonrasında arkadaşlar x küpü x küpe bölüyorum. Artı 1. İlk terimleri böleriz genelde. Genelde değil sürekli. Sonra biri bununla çarpalım. x küp eksi x kare eksi x artı 1. Şimdi işaretlerini değiştirerek toplayacağım. Eksi yaptım, artı yaptım, artı yaptım, eksi yaptım. Arkadaşlar burada hepsinin gittiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. X kareler de gitti, 1'ler de gitti. Sadece ne kaldı geriye? 4x kaldı. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bakın göstereyim. Şu kesirimiz buydu. Kesrimiz buydu. Ama niye dönüştü? Görelim. Farklı renk kullanmaya çalışalım. Eşittir. Kendini kurtaran bir arkadaş var. X artı 1. Bunun hiç paydası yok. Artı 4x kalan altına paydamızı yazacağız. x küp eksi x kare eksi x artı 1. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk? İlk adımı bitirdik. Polinom bölmesini yaptık. Sıradaki adımımız ne? Bu kesrin paydasını çarpanlara ayırmak. Ayıralım. Şimdi x, x artı 1'imiz duruyor. Artı 4x bölü. Arkadaşlar buna dikkat ederseniz x küp eksi x kare. Şurada anlatayım onu ben. x küp eksi x kare x kare parantezi yaparsak x eksi 1. Eksi, x artı 1 eksi parantezini alırsam x eksi 1 oluyor. x eksi 1'ler ortak olduğu için x eksi 1 parantezinde x kare eksi 1 geliyor. Ama bu x eksi 1 çarpı x kare eksi 1 x eksi 1 çarpı x artı 1 ya x eksi 1'in karesi x artı 1 ile bitiriyoruz. O halde bunu buraya getiriyorum. x eksi 1'in karesi çarpı x artı 1. Değerli arkadaşlar bu x artı 1'i zaten unutmayacağım. Bunun ben integralini almayı biliyorum çok kolay. Burada arkadaşlar bunu basit kesirlerine ayırmam gerekiyor. Biraz kaydıralım. Şöyle yapıyoruz. 4x bölü x eksi 1'in karesi x artı 1 eşittir. A bölü yukarıda formülde A1 falan verdik ama benim kafam onda çok kalışıyor. A, B, C vereceğim ben. Yani A bölü x eksi 1. Öncelikle x eksi 1'in karesine kadar gideceğiz. Artı B bölü x eksi 1'in karesi. Küp olsaydı C bölü x eksi 1'in küpü yapacaktık. Artı sadece bir olan lineer çarpan olan x artı 1 içinde bir c kullanıyoruz. Şimdi paydalar eşitleyerek devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakınız burada ne eksik? Biliyorsunuz buna ulaşmaya çalışıyoruz. Bir x eksi 1 yok. Bir de x artı 1 yok. Bunda sadece x artı 1 yok. Bunda ise x eksi 1'in karesi eksik. Buradan arkadaşlar şöyle yazayım. 4x eşittir. Paydalardan sonra kurtuluyoruz a çarpı x eksi 1 x artı 1 artı b çarpı x artı 1 artı c çarpı x eksi 1'in karesi elde ediliyor değerli arkadaşlar. Şimdi ben a, b, c'yi bulmaya çalışıyorum. Birlikte nasıl bulacağımızı görelim. Buradaki terimlerin bazılarının gitmesi için mesela x eşittir 1 alıyorum. x eşittir 1 alırsam burası 4 oluyor. Eşittir. 1 alınca burası gidiyor. Çünkü x eksi 1 çarpanı var. Burası da gidiyor. Sadece burası kalıyor arkadaşlar. 2b. Değil mi? x eşittir 1 için 2b. Buradan ne buluyoruz? b'mizin 2 olduğunu buluyoruz. Sonra bir de eksi 1 alalım. x eşittir eksi 1 alıyorum arkadaşlar. Burası eksi 4 oluyor. Eşittir. Burası gidiyor. Burası gidiyor. c çarpı eksi 1 eksi 1'in karesi. Yani 4. Buradan C'mizin de eksi 1 olduğunu buluyoruz. Son olarak arkadaşlar şimdi burada 1 ve eksi 1 kullandık. Mesela işimizi kolaylaştıracak bir şey alalım. 0 alalım. X'i 0 alırsak 0 eşittir. X'i 0 alıyoruz ya. Neler gelecek bakalım. A çarpı eksi 1 artı B artı C geliyor. Ama biz biliyoruz ki B2 C eksi 1. Yani A'yı bu tarafa çek. A eşittir. o çok kaymış. Aşağıda kalmışız. A eşittir. B artı C. O da eşittir. 1 yapıyor. A'yı da ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Şimdi kesrimizi yeniden yazalım. Kesrimiz şu. 4x bölü x eksi 1'in karesi hatta kesrimizi de yazmayalım. Komple integralimizi yazalım. Şu arkadaşa ihtiyacım var benim. İntegralini alacağım bu değil miydi? Evet. Bunu yapıştırıyorum. Bakın. Bu bizim aradığımız integralini alacağımız ifade. x artı 1 ile birlikte. Ne eşit? Eşittir. x artı 1 artı a bölü x eksi 1. A'mız ne? 1. 1 bölü x eksi 1. B'miz 2. Artı 2 bölü x eksi 1'in karesi. C'miz eksi 1. Eksi 1 bölü x artı 1. Artık ne yapabiliriz? İntegral almaya geçebiliriz. Sonuçta bu bizim ilk başta verilen integral eşittir. Şunun integrali oluyor isterseniz yukarıdan kopyalayıp getirelim. Bize ilk verilen integral buydu değil mi? Bu integral eşittir diyeceğim. O zaman şurayı sileyim. İntegral eşittir. Evet bunu ben bir güzel önce pol polinom bölmesi yaptım. x artı 1'i kurtardım. Sonrasında da basit kesirlerini ayırdım. Şuna kadar getirdim işi. x artı 1 artı 1 bölü x eksi 1 artı 2 bölü x eksi 1'in karesi eksi 1 bölü x artı 1 dx'e gelmiş olduk. Peki bu integrali nasıl alacağız? Görelim birlikte. Arkadaşlar x'in integrali x kare bölü 2 olacaktır. 1'in integrali x'tir. Artı 1 bölü x eksi 1'in integrali ln x eksi 1'dir. Artı. 2 bölü x eksi 1'in karesinin integrali artı olmaz. Eksi 2 bölü x eksi 1 olur. Evet. Bu video çok uzadığı için bu integrali sizin almanızı, kendinizin almanızı rica edeceğim. Yapabilirsiniz. Sadece şunu yapacaksınız. x eksi 1'e u diyerek de çözebilirsiniz ya da direkt 2 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 2 dersiniz onun integralini alabilirsiniz eksi 2 bölü x eksi 1 çıkıyor ve son olarak eksi ln x artı 1 ile bitiriyoruz artı c oldu değerli arkadaşlar.